Merhaba arkadaşlar. Bugün kanala yeri hazırlıyoruz. Dik rotavatörümüzle. Daha önce vizyona koşmuştuk bunu. Şimdi T540'da deniyoruz. Yaklaşık 2 katı hızla çok iş kaçırıyor. Dik rotavatörü şöyle bir göstereyim size. Bıçakları şu şekilde dönüyor. Olmasının sebebi taban taşı oluşturmaması. Arkada ağır tip merdanesi var. Kombine ekime uygun. Yani kuyruk miline şuradan, ayrıca havalı makineyi takıp ayçiçek ekimi için de kullanabilirsiniz. Ya da mısır ekimi için kullanabilirsiniz. Yaptığı işi göstermek istiyorum. Bu tarlaya sapını almadık biz bu tarlanın. Yani bu balyasını bağlatmadık. O yüzden böyle saplı görünüyor çok. Bir tiller çekildi. Tiller çektik, bıraktık. Ya güzel bir yağmur düşmüştü. Sürme gereği duymadık. Daha doğrusu sürülecek kadar yağmur düşmemişti. Onun üstüne şu şekilde dik rotavatörümüzü çekiyoruz. Yakından gösterelim yaptığımız işi. Şu şekilde rotavatörün yaptığı iş. Şöyle yakınlaştıralım. Buraya kanala ekilecek. Ne iş yapıyor dik rotavatör? Yani biz buraya daha 2-3 işlem yapacaktık. Merdanesinden, pötüngerinden tut merdanesini çekmeye. Hatta 2 tane pötünger atsak da bu toprağı bu şekilde inceltemezdik. Ancak rotavatörle tek seferde çıkabiliyoruz tarladan. Hem iş kolaylığı için hem de denk yer hazırlıyor. Şöyle gördüğünüz gibi toprak düzleştiricisi var. Çok güzel denk yer hazırlıyor. Yani derinliği de, toprak işleme derinliği de eşit oluyor. Çıkışta da bunu kanalanın çıkışında görüyoruz. Hepsi bir boy çıkıyor kanalanın. Bu sebepten rotavatörü daha önce çekmiştim zaten. Videosu vardı kanalımızda. Şimdi bir daha çekme gereği duydum. Çünkü farklı bir traktörde kullanıyoruz. Gerçekten de çok fark etti hızı. Çalışma hızımız çok fark etti. Şöyle traktörün içine girip bir başlayalım bakalım. İş yapmaya. Bir görelim hızımızı. Evet, traktörümüzün şurasından kuyruk milini açıyoruz. El gazı. El gazı devirini 600 devre kadar çıkarıyoruz. Evet. Şu otomatiği alalım. Makinemiz arkada çalışıyor şu an. Gördüğünüz gibi devri biraz daha arttıralım. Doğru motoru çünkü. Şu şekilde gidiyoruz. Böyle 6,5 kilometre hızla gidiyoruz. Daha da gidebilir miyiz? Daha da hızlı gidebiliriz. Deneyelim. Bakın anında 8 kilometrelere çıkıyor.
yaptığı işte de pek fark etmiyor. Ancak ben biraz daha yavaş gitmeyi tercih ediyorum. Daha düzgün iş kaçsın. Altı buçuk kilometre hız bu makine için, bu traktör için ideal. Şöyle şu toprağı şu hale getirip halı saha gibi yapıyor. Kanola ekiminden biraz bahsedelim. Kanola ekimi için çiftçilerimize, yeni ekecek arkadaşlarımıza vereceğimiz tavsiyeler var. Tabii en önemlisi güzel bir toprak işçiliği. Yazdan fırsat bulabildiğiniz kadar toprağınızı inceltin. Biz fırsat bulamadık. Son zamana bıraktık. Son zamana kaldı daha doğrusu. Mecbur kaldık bu şekilde bir işçilik yapmaya. Kalan seneler sürüyorduk. Ama sürecek kadar toprak da olmadı. Bu sene bu şekilde bir işlem yapmayı tercih ettik. Kanalı eğrinin en önemli özelliği incecik bir toprağa sahip olması. Çünkü kanala ekilecek yerin. Çünkü kanala tohumu çok ince bir tohum. Bu yüzden tohum ne kadar ince ise toprak o kadar ince hazırlanmalı diyoruz. Aynı yonca ekicilerinde olduğu gibi, diğer ince tohumlarda olduğu gibi toprak keseksiz olacak. Ve ikinci önemli konu kanalayı çıkartmak. Yani ekim zamanı tam sulama imkanınız varsa sulatması. Kanalayı çıkarttıktan sonra da kışa hazır sokmak çok önemli arkadaşlar. Kışa hazır giren kanalada problem yaşamıyoruz çünkü dallı yapraklı şekilde kışa hazır giriyorsa o kanala güzel verim veriyor. Yani toprağı kapatmamış şekilde böyle bir kanala yine verimden de düşük alıyorsunuz. Verimi düşük oluyor. Vereceğimiz tavsiyeler bu yönde. Yoksa gübresini atmayı, ilacını atmayı tabii ki hepimiz yapacağız. Kanola gübreyi seven obur bu bitki. Toprak seçiciliği var mı? Toprak seçiciliği yok. Yani kum yerlerden bazı senelerde daha da güzel verim aldığımız oluyor. Toprak seçiciliği yok dediğim gibi. Her tür toprağı ekebilirsiniz. Yeter ki çıkartın. Yeter ki kışa hazır sokun. Yeter ki bakımını zamanında yapın. İyi günler diliyorum. İşe devam edelim. İşler çok sıkışık. Herkese hayırlı, bereketli sezonlar dilerim. Allah'a emanet olun.